Bu bölümde ses kaydedicisi uygulaması yapacağız. Telefonlarda standart olarak gelen ses kaydedici uygulaması ile ortamdaki sesleri kaydedebilir ve daha sonra tekrar dinleyebilirsiniz. Şimdi ses kaydedicisi uygulamasını yapalım. Uygulamamız iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde ses kaydını başlatıp durduracağız. İkinci bölümde ise yaptığımız kayıtları dinleyip kaydı istediğimiz zaman yine durdurup devam ettirebileceğiz. Öncelikle tasarım ekranını oluşturmamız lazım. Bizim şöyle alt alta iki tane horizontal arrangement'a ihtiyacımız var. Ayrıca sayfanın şöyle ortalanmasını sağlayalım. Ayrıca şuraya birkaç tane de label ekleyelim şu en üstte. Buraya ses kaydedicisi şöyle ses kaydedicisi yazalım. Yine alt tarafta da ses oynatıcımız olacak. Yani burada kaydetme işlemi, burada da oynatma işlemi yapacağız. Oynatıcısı. Sonra bunu 18 yapalım. Yine bold yapalım. Şunu da birazcık büyütelim ve bold yapalım. Şimdi buralarda iki tane butonumuz olacak. Şurada birinci butonumuz isme, daha doğrusu tekste kaydı başlat olacak. Bu da kaydı durdur olacak. Ayrıca bunların isimlerini de şöyle rename yapalım, değiştirelim. Çünkü çok fazla buton kullanacağız. Kayıt başlat diyelim. Bu da buton kayıt durdur. Kayıt dur. Alt tarafa da iki tane buton ekleyeceğiz. Birinci ve ikinci butonlarımız. Birinci butonumuzun ismi kaydı oynat ve kaydı durdur. Bunların isimlerini de rename yapalım. Kayıt oynat. Kaydı durdur demiştik zaten. Buna sadece durdur diyelim. Karışmasın birbiriyle. Şimdi bir tane notifier'ımız olacak. Bize kayıt başladığımızda ya da kaydı durduğumuzda uyarı vermesini istiyoruz. Notifier'ı sürükledik. Bir tane player'ımız olacak. Player'ımız şu medyada mıydı? Evet. Bir tane oynatıcımız olacak ki bu ses kaydını oynatalım. Bir tane de sound recorder'ımız olacak. Bu da sesleri kaydetmemizi sağlayacak. Şimdi uygulamanın bloklarına da geçebiliriz. Başka ismini değiştirmemizi gerektirecek bir blok yok. Şimdi ses kaydı başladığı zaman yani kayıt işlemi başladığında ve durdurulduğunda kullanıcı uyarmak için bir notifier kullanalım. Şimdi Sound Recorder'ın şöyle geldiğimiz zaman Start Recorder ve Stop Recorder özellikleri var. Kayıt başladığında ya da kayıt durduğunda ne yapacağız? Bakın bizim notifier'ımız vardı. Buradan Show Alert özelliğini aldık. Aynısından bir tane daha kopyalıyoruz. Text. Buna da text ekliyoruz. Kayıt başladı. Kayıt durdu. Şunu zaten yapmıştık. Şimdi kayıt işlemi başladığında Sound Recorder bakın kayıt işlemi başladığında daha doğrusu kayıt işlemini yaptık biz tamamlandı. Kaydın player 1 bileşenine eklenmesi için bakın player 1'in source'unu alıyoruz yani kaynak dosyasına. Buna ne ekleyeceğiz? Kaydedilen dosya bakın buradan get sound diyoruz. Kaydedilen dosyayı ekledik. Şimdi bir de butonlara işlevlerini ekleyelim. Kayıt başlat dediğimiz zaman, bunun klik olayına tıkladığımız zaman Sound Recorder'ımız başlasın, start olsun. Kayıt durdur butonuna bastığımız zaman şu kaydı durduruyordu. Diğer durdur hatırlarsanız dinlemeyi durduruyordu. Buna da
Start olmayacak da sound recorder'ın stop özelliği olacak. Sonra iki tane daha butonumuz var. Kayıt oynatma ve bu oynatılan kaydı durdurma. Bunlara da bastığımız zaman Player 1'i çalıştırıp durduracağız. Player 1 start. Player 1 stop. Bakın pause özelliği de var. Dilerseniz üçüncü bir buton ekleyip de duraklama işlemini de yapabilirsiniz. Stop dediğiniz zaman komple durdurur. Duraklat dediğiniz zaman da o anki mevcut kayıt neredeyse oradan durdurur ve başlatma işlemini yapar. Bunu da siz ekleyebilirsiniz uygulamanıza. Şimdi tekrar arayüzümüze bakalım. Bakın her şey tamam. Artık uygulamamızı test edebiliriz. Evet, şimdi connect yapalım. Evet, bakın geldi şu şekilde arayüzümüz var. Kaydı başlatıp konuşmaya başlayacağım. Bakın izin ver özelliği çıktı. Tabii ses kaydetmesine izin verilsin mi diyor. Çünkü bir telefon üzerinde veri yazma işlemi yapılması gerekebilir bu durum için. Merhaba, ben App Inventor öğreniyorum. Kaydı durdurduk. Şimdi dinleyebiliriz. Sesini de açalım şöyle. Evet, bakın kaydı başlattık, durdurduk, kaydı oynattık. Yine kaydı durdur. Aslında şunu da değiştirebiliriz. Kaydı durdur olmayacak da konuşmayı mesela. Konuşmayı durdur şeklinde. Evet, uygulamamız bu şekilde. Bakın ses kaydedicisi oluşturduk ve yaptığımız işlemlere burada kaydedip tekrar oynatmayı görmüş olduk.